Arkadaşlar yeni videoyla hepinize merhaba. Tatile geldik. Tatilde bir hafta 10 gün kadar olacağımız bu evi sizlere göstereceğim. Bir küçük bir minik bir tatil ev turu gibi olacak. Umarım siz de beğenirsiniz. Yeni geldiğimiz falan için birazcık tipimiz kayık olabilir. Kusura bakmayın. Bu arada o kadar sıcak ki ben böyle bir sıcak şu anda görmedim. Çok sıcak olduğu için de tabii şu anda güneş de tam böyle yüzüme, gözüme her yerine vurduğu için de gözlük taktım. Şimdi burayı sizlere göstereceğim. Ben çok beğendim bu arada. Çok tatlı ve ilk gördüğümde de çok beğenmiştim internette. Son zamanlarda bayağı moda olan bir konsepti var. Instagram'da bile ben sürekli sponsorlu olarak görüyorum bunları. Bu tarz evlerin Instagram sayfalarını. İnanılmaz bir moda oldu. Arsanız varsa bence inanılmaz tatlı, şirin, güzel bir maliyeti yüksek olmayan, çok yüksek olmayan bir ev olduğunu düşünüyorum. Bir hafta 10 gün, işte söylediğim gibi bir hafta 10 gün kadar buradayız. Bu sırada birkaç tane vlog da çekmeyi düşünüyorum. Zaten tatilde olduğumuz için de çok fazla böyle sürekli video çekemiyorum. Zaten normalde de çekemiyorum. Burada nasıl çekeyim? Şakası bir yana 3-4 tane video çekmeye çalışacağım. Şimdi sizlere evin girişinden başlayarak göstermeye başlayacağım. Burası evin giriş kısmı. Yanında genelde seralar var bu arada. Şurada yani tam şurada aynısından bir tane daha ev var. Aynı evden. Burası böyle burada mangal var. Burası da diğer evin olduğu yer. Burada klimanın şeyi. İşte dediğim gibi buradan geliyoruz. Sonra burada böyle taşlık çok tatlış bir yol var. Sonra burada böyle bir yemek masası var. Bence çok şirin, bayağı böyle beğendim onun renklerini ve şeyini masanın. Burada bir tane şemsiye. Şurada da bir tane şemsiyemiz var. Buradan geldiğimizde burada bir oda var içeride. Burada bir merdiven görüyoruz. Böyle merdiveni çıkalım bir dakika. Size burayı göstereyim hemen. Böyle merdiveni çıktığımızda burada böyle bir teras var. Bayağı büyük, geniş bir terası var. Burası da çok tatlı. Dediğim gibi buradaki seralar falan da buradan böyle daha çok net bir şekilde belli oluyor. Burası böyle yolumuz var. Şu şekilde. Şöyle buradan da göstereyim. Evet. Burada böyle çok fazla bir şey yok. Sonra buradan şöyle size evi yukarıdan göstereyim bir de. Evet, şimdi burayı böyle yukarıdan da çektim. Şimdi buradan beraber de aşağı inelim, bahçeye doğru bir gidelim. Evet, burada gördüğünüz gibi iki tane burada, iki tane burada şezlong var. Burada bir tane daha şemsiye, burada havuzumuz. Burada bir pimpon masası. Burada bir çocuklu aileler için sanırım böyle çocuklar için bir şey koymuşlar. Bence güzel bir düşünce. Burada da langırt masası var. Bence çok burası eğlenceli bir yer. Yani bu tarz şeylerin konulması bence çok tatlı olmuş. Zaman geçirmek açısından çok güzel bir şey. Burada bir tane tatlış. Burada da bir foto gelir. Böyle bir sallanan sandalye mi derler, ne bileyim. Bulamadım adımı. Evet, bu şekilde bahçesi. Bence çok güzel, geniş, bayağı ferah. Oyun, böyle oyun şeylerinin olduğu şeyleri çok seviyorum. O tarz pimpondur, işte langırttır. Bayağı geniş, ferah. Böyle etraftan da görülmemesi için ve hani rahat edebilmek için böyle etrafı da tamamen kapalı. Çok güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Ben çok beğendim. Umarım güzel bir tatil
geçer. Burada güzelce videolarda çekeriz. Şimdi içeri geçelim. Şimdi içeri girdiğimizde burada direkt bir salon ve mutfağın bir olduğu bir böyle bir geniş bir alan var. Bence çok tatlı olmuş burası da. Buradan öyle yine dışarıdakinden biraz daha küçük bir yemek masası var. Kahvaltı falan filan. Zaten dışarısı çok sıcak olduğu için ve burada klima falan da olduğu için bence buradan dışarı çıkıp yemek yemeyiz diye düşünüyorum. Hep burada yeriz diye düşünüyorum. Ben de bir şeyler falan filan izlerken daha iyi olur. Burada böyle bir demin de dışarıda söylediğim gibi çocuklar yerleri de düşünmüşler. Burada da bir çocuklar için bir yemek masası koymuşlar. Bence çok güzel bir düşünce. Burada işte gördüğünüz gibi çamaşır makinesi, fırın, bulaşık makinesi, çaydanlığı, her şey var. Kettle falan bütün ne ararsanız kendi evinizde gibi koymuşlar gerçekten. Ve sanırım konuştuğumuzda da söylediklerinde burayı ilk tutan biz bizmişiz. O da güzel oldu, temiz oldu. Burada gördüğünüz gibi bir buzdolabı var. Burada yukarıya çıkan bir merdiven var. Çünkü burası 2+1. Yani 4 kişinin gelip rahatlıkla kalabileceği bir yer. Burada merdivenden çıkıp diğer bir odaya geçiyoruz. Bu odanın burası açık ve burada buzlu cam var. Dışarısı da dışarıdan da içerisi veya içeriden dışarısı görünmüyor. Şimdi oraya çıkalım. Evet, burası birazcık dar olduğu için kusura bakmayın. Şöyle birazcık zorlandım, düşeceğim diye korktum. Evet. Burası gördüğünüz gibi bence bayağı geniş, yani öyle dar bir yer değil. Klostrofobik bir şey değil, yani basık veya dar bir şey yok burada. Burada da bir buzlu cam var çünkü yan tarafta ikinci bir ev olduğundan dolayı daha rahat olsun, yani görünmesin çok fazla diye onu da özen göstermişler. Güzel olmuş. Burada bu şekilde bir yatak var, gayet güzel. Buradan da aşağısı görünüyor. Şimdi aşağıdaki odayı ve tuvaletleri göstereceğim. Evet, burada böyle bir büyük, geniş, bayağı genişçe bir tuvalet var. Duş, tuvalet ve işte gördüğünüz gibi ben. Burada bu şekilde bir lavabo var. Bayağı geniş ve güzel burası da. Buraya da hatta böyle terlik falan da koymuşlar. Güzel. Sonra buradan bir diğer yatak odasına geçiş var. Şimdi buraya geldiğimizde burada ilk başta girişte bir çamaşır sepeti ve böyle asmak için falan böyle yıkadıklarımızı bir sepet daha var. Sonra burada bir tane daha küçük bir tuvalet var. Buranın tuvaleti. Burayı da şöyle. Burada çok fazla çekilecek bir şey yok zaten. Küçük bir tuvalet. Yine yeterli ama küçük derken hani bay küçücük değil. Duşu, kendisine ait duşu olan güzel bir tuvalet daha var. Daha sonra burada yine yukarıdakinin aynısı bir yatağımız var. Burada da bir ayna ve makyaj masası gibi böyle bu şekilde bir yer var. Burası da gayet güzel, ışığı falan da yeterli. Bence çok da tatlı, tam böyle boy olarak da güzel olmuş. Burayı da sevdim. Sonrasında burada da bir dolap var eşyaları koymak için falan. Böyle yine bu da büyük, gayet güzel, büyük. Hatta üç falan da var. Yani her şeyi düşünmüşler, bence güzel olmuş diye düşünüyorum. Geniş de bayağı. Burada bir ütü masası. Sonra buradan da inanılmaz güzel bir manzara. Dışarıyı gören bir bayağı aydınlık, apaydınlık. Burası da böyle dışarıyı görüyor. Dışarıdayken size gösterdiğim yer burası. Odayı görüyor dediğim yer var. Ve burada da bir tane jacuzzi var. Bunu da güzel düşünmüşler. Bence böyle bir ev için bayağı tatlı olmuş. Çoğu bu tarz evlerde bence bu tarz bir şey koymuyor olabilirler. Burası yazlık bir ev olduğu için de güzel düşünmüşler diye düşünüyorum. Yani buranın iç dizaynını yapan ve eşyalarını koyan kişinin bence bayağı güzel ve kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Ben gerçekten çok beğendim. Evet, şimdi salona geçelim ve videoyu artık kapatabiliriz. Evet arkadaşlar, tatilde geldiğim anda çektiğim ilk video olarak bunu çektim. Hazır böyle tam yerleşmemişken falan, ortalık dağılmamışken bir ev turu çekmek istedim. Çünkü bu tarz böyle tatil evi, taşınma vlogları, yeni ev turu vlogları falan, bu tarz şeyleri sevdiğinizi bildiğim için hemen bunu çekmek istedim. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve sevmişsinizdir. Zaten buradayken yine olabildiğince dediğim gibi video çekmeye çalışacağım. Çok fazla olmasa da 3-5 videoyu çekmeye çalışacağım sizler için. O zaman kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum ve öpüyorum. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi, yani isterseniz unutmayın. Aşağıda yorum yazabilirsiniz. Ne çekmemi isterseniz falan filan gibi şeyleri aşağıya bırakabilirsiniz. Hepsini okuyorum. Tekrardan çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Oh,